Alo. Efendim. Efendim buyurun, canlı yayındasınız. İnci Yeşilyurt, Nur Viral karşınızda, buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Güzel. Umarız siz de iyisiniz. İyi, çok şükür. Benim bir problemim vardı, eğer mümkünse. Dinliyoruz. Can kulağıyla sizi. Ben eşim 18 yaşında evlendim. Ailem istemedi, kaçarak evlendim hatta. Ama eşime aşığım, hala da öyle. Ayrıldık şu an. Nasıl diyeyim size? Severek ayrıldınız. Evet, ben seviyordum. O da öyleydi Niye aslında ama ayrıldınız? şöyle söyleyeyim. Annesi Nazım'a çok bakıyordu. Hı. Hani annesi bize iyi davranmış gibi geliyordu ona ama nasıl diyeyim size, özel hayatımız diye bir şey kalmamıştı. Pazar günleri bile ben eşimle uyumak istiyorum mesela, veya eşimle vakit geçirmek istiyorum. Ama örnek veriyorum, tarlaya götürüyordu, köye götürüyordu. Yani hani eşime ağzına baktırıyordu yani. Yani siz Ben uyurken annesi gelip yataktan kaldırıyor, kocanızı tarlaya götürüyor. Arıyor. Akşam mesela biz bir plan yapıyorduk. Sonra annesinin yanına gidiyordu işten çıktığı zaman, ben evdeyken bir şey aldım ya vesaire, veya arıyordu. Tarlaya gidelim bu sefer de. Eşim beni ikna ediyordu. İşte Peki onunla tarlaya aileniz gidiyordum. niye karşı çıktı evlenmenize? Benim ailem karşı çıktı. Tamam, neden? Yaşım küçük olduğu için biraz araştırma yaptı eşimle ilgili. İstemediler. Hani Araştırmada herhangi ne çıkmış annenizin karşısına? Niye istemedi? Şöyle söyleyeyim. Bir miktar tazminat almış kazadan dolayı. Onu yemiş içmiş. Ha, bu yüzden istemediler. O yüzden işte sorunları var vesaire gibisinden. İşte benim ailem mesela farklı memleketlerde, benim ailemi yanına göndermezdi benim eşim. Annesi otur oturduğun yer, kocasız bir işin yok orada dediği için. Peki şimdi ayrıldınız. Şu an ayrıldık. Sorunuz Hala nedir? efendim. Sorunuz nedir? Şu an ayrıldık. Evet, şiddet de vardı annesinin şeyine. Ama 6 aylık bir bebeğim var şu an. Eşim bana geri dönüyor. 6 aylık neyin var? Bebeği var. Altı Bebeğin, aylık bir ha. bebeğim var. Ah Eşim canım. şu an bana geri dönüyor. Geri dönmek istiyor. Yaptığımın hatanın farkındayım. Ailemin ağzına bakmamam gerekiyordu. Farklı memleket, yani farklı, ne benim ailem ne senin ailenin yanında olalım diyor. Hayatım, sana şiddet gösteren bir adamı hala sevebiliyor musun? Sevebiliyorum. O zaman kendini sevmiyorsun. Bilmiyorum, aklım hala çok karışık ama resmen ağlayarak Peki boşandım. şiddet gördüğünde canın yanmadı mı? Gururun incinmedi mi? İncindi tabii ki ama onu her gördüğümde hala ve hala evliyken de öyle. Mesela evin altına geldiği zaman hani eve çıkacağım, kalbim pırpır atar. Hala da öyle mesela. Peki sana ilk şiddet gösterdiğinde eli kırılsın demek istiyorum bir kere buradan, yani hiç sektirmeden. Yani sana şiddet gösterdiğinde ne yaptın ilk ona? Ailemin yanına gitmek istemem. Ondan sonra ben evden dışarı çıkartmazdı beni. Hiçbir şekilde Şimdi evden onun dışarı yaptıklarını çıkartmaz. sormuyorum hayatım. Sana ilk el kaldırdığında ona ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Odama çekildim ağlayarak. Sonra? Sonra sabah kalktım, hiçbir şey olmamış. Şimdi kahvaltısını hazırladım. O da bunu pay biçti. Boşanma davasını bunun için açtı. Ben vazgeçmeyeceğimi düşünerekten. Ama sen vazgeçtin. Ondan İşte onu inat uğruna, onlar bana yaptığı için ben de tamam dedim, boşanalım dedim. hı. Ama yani isteyerek boşanmadım yani. Hala de ve hala ya, çok üzülüyorum. Çok mu özledin onu? Sesinden öyle bir şey algılıyorum ki yani. Hem çok özledim, hala şey diyor kendisi mesela, barışalım diyor, farklı yerlerde yapalım, ailemi de üçüncü kişileri karıştırmayalım, şöyle böyle diyor. Hı. Şu an barışmak istiyor ama barışırsan Hı. ben ailemi Hayır. sileceğim. Çünkü benim ailem, ya tabii ailemden vazgeçmek istemiyorum ama ailem istemiyor. Ailen haksız olabilir mi? Hayır, haksız değil, tabii ki de haklılar ama işte. Peki ailen önce evliliğine onay vermedi, haklıydı. Sen Evet. dinlemedin, kaçtın. Üstüne bir de dayak yiyerek ayrıldın. Yani dayak yedin, ayrıldın. Şimdi Aynen öyle. tekrar istiyorsun barışmak. Adına sevgi dediğin bence sevgi değil o.
Sevgi kesinlikle değil. Çünkü hayatında gördüğün ilk ve tek erkekti o. Onu böyle bir şey zannediyorsun sen. Sevgi değil seninki. İnsan önce kendini sever. Kendini sevmeyen kimseyi sevemez. Ben bunu asla kabul etmem. Ve sen ikinci hatayı ailen istememesine rağmen yapayım diyorsun. Bizden de evet'i mi duymak istiyorsun? Hayır, duyamayacağım. Duyamayacağım. Canım evet'i duymak istemiyor. İnce ablası. Kabul edeyim mi diyor. İnce ablası. Ama ben onu ateşe atamam ki. Canım ateşe at diye söylemiyor ama kızcağız şurada şöyle bir duygu besliyor. Seviyorum diyor. Kocam, çocuğum var. Hayır. Seviyorum. Bunun arkasına bizim Türk kadınlarının tamamı bir işi yapmak istedikleri zaman sığınıyor. Neyin arkasına? Bu lafın arkasına sığınıyoruz. Çocuğum var, seviyorum. Çünkü aslında yaptıklarının veya alacakları kararın yanlış olduğunu biliyorlar. Çocuğu görmeye geliyor mu? Bu yanlışı mu? Aklamak için çocuğum var diyorsunuz, seviyorum diyorsunuz. Çünkü siz o adamı külliyen yanlış olduğunu bilmesine rağmen geri dönmek istiyorsunuz. Şöyle soralım güzel kardeşim. Uzmanımıza şöyle soralım. Bu adam değişir mi? Hayır. Peki bir dakika, sana kaç kere şiddet uyguladı? Birkaç kere uyguladı ama dediğim gibi ailesinin ağzına bakaraktan hiçbir suçum ne ailesine ne kendisine saygısızlık yaptım. Bak ama getiriyorsun oraya. Bak ama getiriyorsun oraya. Diyorsun ki işte, bana şiddet uyguladı devam. Ama bunun nedeni ailesiydi. Peki senin kocanın aklı başı yok mu? Aklı başı yerinde değil mi? Aklıyorsun kocanı. Temize çıkarmaya çalışıyorsun. Ben kadınlarımızı artık bu konuda uyarmaya istiyorum. Yani o el kalkıyorsa onun eli kalkıyor. O elini anası kaldırıyor, ne babası kaldırıyor. Kimse kaldırmıyor. Kendisi kaldırıyor bunu. Senle çocuk yapmayı biliyor da eline hakim olmayı mı bilmiyor? Sinirine hakim olmayı bilmiyorsa tedavi olacak. Ama seni dövmeyecek, seni dövmeye hakkı yok. Sen de buna müsaade ettiğin müddetçe hep dayak yiyeceksin. Aklıma bir şey geldi. Bir dakika, aklıma bir şey geldi. Canım benim, hattasın değil mi? Evet, hattayım. Buradan şimdi bir şey söyleyeceğim az sonra. Buradan kocana seslenmek istesen ne derdin ona? Ya ne bileyim, aynı şeyleri tekrarlarsa zaten olmaz ama gerçekten sil baştan istiyorsun, ne bileyim, bilmiyorum. Ya, anlat gün... canım benim, bak biz senin için buradayız. Tabii. Anlat. Ya ayrıldığımdan beri mesela kafamı yastığa koyuyorum. Onunla yaptığım özel şeyler, ne bileyim, güzel şeyler aklıma geliyor. Yani, seviyor. Evet. Şiddet gördüm, kötü zamanlar geçirdim ama unutamıyorum. Seni anlıyorum. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Bak, bugün kadın cinayetlerinden ölenlerin birçoğu o erkekleri sevdi. O erkekler dövdü, gene sevdi, gene affetti. Yavrum, yapma gözünü seveyim. Beni ablan olarak gör. Canının kıymetinin gözünü seveyim bil. O güzel anları... O kocan o kadar önemseseydi sana o el kalkmazdı. Defalarca sana şiddet uygulamazdı. Yavrum yapmayın kendinize bunu. Sevgi sevgi diyorsunuz, bak kadın cinayetlerinden geçilmiyor. Yapmayın bunu kendinize. Şöyle yapalım mı? Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Bak şuramda yaşıyorum şu anda senin hissettiklerini, dediklerini. Sen şu anda affedersin, çok özür dilerim derler yani, at gözlüğüyle bakıyorsun olaya. Sen şu anda sadece sevgine odaklanmış durumdasın. Ve ben eminim bugün kapına gelse, diyelim ki senin ismin Ayşe, diyelim ki senin ismin Tülay. Dese ki hadi Tülay, topla oğlunu, gidiyoruz. Biz birlikte başka bir yerde yaşayacağız dese, bir dakika arkana bakmazsın değil mi? Bakmak istemem ama ailemi bir ikinci kere arkama alamam. Çünkü bir kere aldım başıma neler geldi. İkinci defa ailemi arkama alamam. O zaman, alma. O zaman verdiğin karar kapıma gelse dahi gitmem kararı mı? Aile, işte dediğim gibi ailemin onu, ben diyorum ki hani başka memlekette olacağımıza ailemin olduğu memlekete gelelim. Ailem de hani bir nebze o kadar, hani o kadar hayır diyeceğini düşünmüyorum aynı memlekette. Bunu peki olursa. Kocana söyledin mi? Söyledim. Hayır diyor ya, hayır, başka memlekette olalım. Hani ne benim ailemden ne senin eşimin, eski eşimin kafasında şey vardı. İşte ailesi beni istemedi. Onun için kaçtık zaten. İstemediğini kafasına bir kere kazımış. Vazgeçmiyor. Ailem o kadar ilgi gösteriyordu ki evliyken ona. Örnek veriyorum, en ufağında bir sofrada önce eşime sonra bana ekmek veriyordu. En ufağından yani örnek. Maddi açıdan da destek çıkıyorlardı. Yani benim anlamadığım bir şey var. O X memlekette değil de Y memlekette değil de şu anda bulunduğunuz
memlekette, annenin babanın olduğu yerde olduğu zaman şiddet göstermeyeceğini mi düşünüyorsun? Bu kadar olacağını düşünmüyorum açıkçası. Neden? Hani ailesinden uzak bir kere. Ne bileyim hani yani ailemle... aileme yaklaştıkça bana şiddet gösterme oranı düşer diye mi düşünüyorsun? Aynen öyle düşünüyorum. Hani ah bir benim korku güzelim. Girince... Ah benim güzelim. Sana ne yapalım biliyor musun? Bak seni böyle yani şu anda havanda su dövüyoruz. Seni bazı konularda bir de şunun altını çizelim. Bizim bu programdaki amacımız kimseyi boşatmak, yok, evlenmek ama falan bilmem karşıyız. Değil. Ama senin şiddete bu gözündeki karşıyız. Perdeyi bir kaldırmak gerekiyor. Şiddete Çünkü karşıyız. Senin en temel sorunun şiddet. Bak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü geride bıraktık. Bütün kadınların bir araya gelerek ağız birliği yapıp seslerini yükselttiği tek şey neydi biliyor musunuz? Şiddet, şiddet. Ve bu şiddetin sayısı ne biliyorsun gün geçtikçe artmayacak? Annenin memleketinde olduğun zaman yapmayacağını mı düşünüyorsun? Seni İnci ablana teslim ediyoruz. İnşallah. İnci'cim ne olur. İnşallah. Çünkü İnşallah. Çok genç bir kız. Evet. Ve daha çok uzun yolu hem var. Hem gözünde perdeler var. Hem de ne diyor akşam başımı yastığa koyduğumda özel anlarımızı düşünüyorum. İşte Rejiden arkadaşlarımdan rica ediyorum. Telefon numarasını İnci'ye iletelim. Sevgili kardeşim seni İnci Yeşilyurt, İnci ablamıza teslim ediyoruz. İnşallah, inşallah. Eminim sana inşallah. Gerçekleri bütün çıplaklığıyla gösterecek. O zaman hala kararında hayat onun. Kesinsen Hayat tabii onun. Ki hayat senin hayatın. Hayat onun. Çok teşekkür ediyoruz sana. Alo.